Efendim, ABD'li teknoloji şirketi Meta'ya ait Facebook Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek'in Almanya ve İsviçre'de yapacağı büyük krize, büyük çözüm konferanslarının duyurularına erişim engeli getirdi. Yanlış duymadınız. Vatan Partisi Almanya temsilcisi Deniz Yıldırım sokak sokak duyurumuzu yapar, vatanseverleri yine buluştururuz dedi. Artık hukuken geçerli olmadığını. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, Almanya ve İsviçre'de büyük krize, büyük çözüm konferanslarında gurbetçilerle buluşacak. Öncesinde konferansların duyurularını yapan sosyal medya hesaplarının ABD'li Meta'nın sosyal medya servisi Facebook erişim engeli getirdi. What you see here are things about... Vatan Partisi lideri 1 Kasım'da Köln, 2 Kasım'da Frankfurt, 3 Kasım'da da Zürih'te Türk toplumunun önde gelen dernek ve oluşum temsilcileriyle bir araya gelecek. Bir hükümet, hiçbir devlet. Vatan Partisi'nin Avrupa, Almanya, Bad Dürkheim, Berlin, Münster, Dortmund, Bielefeld, Duisburg Facebook sayfalarına sözde güvenlik nedeniyle geçici engel koyuldu. Vatan Partisi Frankfurt ve Hamburg sayfaları da yayından kaldırıldı. Sansürün ardından engeli aşmak için Vatan Partisi yöneticileri silinen paylaşımları kişisel sayfalardan paylaştı, ancak kişisel hesaplara da engel getirdi. Vatan Partisi Almanya temsilcisi Deniz Yıldırım, duyuruların ardından sayfaların kapanmasının manidar olduğunu belirtti. Konferansa engel oluşturmak istendiğini söyledi. Artık hukuken geçerli olmadığını. Yıldırım bu sansürü Vatan Partisi'nin siyasi olarak da doğru bir yerde olduğunun göstergesi olarak değerlendirdi. Küresel sosyal medya şirketleri sosyal medyayı bir özgürlük alanıymış gibi sunsa da öyle değil. Bazı küresel çıkarlara ve Amerika politikalarına zarar verebilecek kişilerin seslerinin Avrupa'da duyulmasını engellemeye çalışıyorlar ifadelerini kullandı. Sosyal medya sansürünü aşacaklarını belirten Yıldırım, sokak sokak duyurumuzu yapar, vatanseverleri yine buluştururuz dedi. Yıldırım, Vatan Partisi üyelerini ve vatansever dostlarımızı konferansın duyurularını sosyal medya hesaplarından paylaşarak Atlantik ötesine mesaj vermeye davet ediyoruz ifadelerini kullandı. So, let's have a look.